mikro ile makroyu birleştirdin artık. İlk maçta mikro iyiydi, makro zayıftı dediğin gibi. İkinci maçta makro, mikro birazcık daha uyumlu olursa artık üçüncü maçta dediğin güzel bir sentez yapılırsa neden olmasın bugün ve yasaklama seçimdeyiz. Ve dün Hetze'ye de söylediğim bir şey var. Tekrarlamak isterim burada. Daha önceki turnuvalarda şunu yaşadığımız çok olmuştu. Ya bizim oyuncumuz o şampiyonu oynayamıyor ki o yüzden almıyoruz. Burada öyle bir sıkıntımız olmadığını da hissediyorum ben. Yani metanın içerisindeyiz, şampiyon tercihlerinin içindeyiz. Esnekliğimiz söz konusu, karar mekanizmalarını bir de dün çok yaptık. Ufak hatalar, basit hatalar, rakip tarafından zorlanmayan hatalar. Evet. Yapmayalım. Sena yasaklandı. Tabii Sena'nın ligimizin bilinen sözlerinden bir tanesi. İzin vermek istemiyorlar. Biz de Varus'u ellerinden aldık. Biz de tabii Dogo'yu birazcık ritim dışına çıkartmak istiyoruz. Çok genç bir oyuncu ve mevsim boyunca birlikte oynamadığı bir takımın içerisinde zorlamak istiyoruz onu. Evet, Lee'sin yasaklaması. Bizim tarafımızdan bir Rumble bekliyorum. Hatta belki bir Morgana. Yine aynı şekilde tempo ormancılarından en azından bir tanesinden kurtulalım. Bu arada Rumble ve Morgana'yı bırakmak da bir seçenek. Yani onlar şimdi Rumble ya da Morgana'dan birini yasaklamazsa... Ya şöyle, birerden değişebiliriz. Ferit acaba bir Morgana oyuncusu mu? Çünkü şu ana kadar Morgana tarafında iyi oynayan bir oyuncu var. Kenyon. Onun haricinde iyi bir Morgana performansı göremedik. Elio'ya da kötü değildi be Johnny. Yani bir Kenyon değil diyeceğim. Ama Kenyon da yani tabii... Yani birine de bir Kenyon değil demek de haber niteliği taşımıyor Johnny. İşte şampiyonun son limitine kadar oynamak var. Bir de fena değildi işte. Blabber fena değildi. Ama neler yaptı gibi bir soruda benzetmede çıkabiliyor. Son yasaklama birazcık konuşmaya gerek oldu anladığım kadarıyla. Karar verilemedi ve Nocturne yasaklandı. Rumble açıkta, Morgana açıkta. Bakın River'ın ellerine Rumble teslim Rumble edecekler mi? Rumble çok, kuvvetli. Ya. Çok kuvvetli. Ya bırakırlarsa ben mutlu olurum. Bir öncelikleri varsa. Ay çok iyi. Biz bunu severiz. Çok iyi. Nar açıkta. Nar üçüncü tercih olabilir, evet. Ama bu sefer destek konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Öyle bir şey olursa. Neyse, dönecek olursak Rumble şu an hiç fena bir tercih değil. Ferit birazcık daha böyle iyi ultiler kullanabilseydi mesela. Dünkü maçta fena değildi Rumble performansı. Biraz tek hedefli kullandık. Çok etki yaratamadık. Alt koridor. İkisini Kaysa, aldık ama. Nautilus. İkisi geldi. Üçüncü tercih olarak biz ormancımızı ama seçeceğiz. Ama yani şimdi Rumble seçemeyeceğiz belki de. Gerçi bakalım, yani River şu anda Rumble gösteriyor. Olaf'a mı gideceğiz acaba? Nautilus'un gideceğine dair bir korkumuz mu vardı? Emin değilim açıkçası. Yani Rumble'ı bırakma fikri bende hakikaten böyle bir endişe yaratıyor. Ve kilitlediler. Ki Rumble'ın hala bir esnek olduğunu da unutmayalım. Orta koridora her an esnek bir şekilde kullanabilirsin. Hatta desteği bile esnek kullanabiliyorsun. Bu Maple'ın böyle bir şaka olsun diye gösterdiğini düşündüğüm bir Nautilus şampiyon. Varken de bir enteresan olur. Şaka da yo, bence çok iyi fikir. Sonra kayı alabilirsiniz. Tabii ki. Ve burada şimdi Jinx ya da Aphelios'u yasaklasak Kog'Maw oynayabilirler. Çok çok fazla şey var. Vayne oynayabilirler. Tristana bile bu arada Thresh'in yanında fena bir şampiyon değil. Ve Morgana'yı ormana aldık Johnny. En azından iki tane birbirine yakın, yani Morgana ile Rumble'ın tabii çok farkları var ama meta'ya yeni katılmış. Yetenek gücü, hızlı dönen bir ormancı. Tempo ormancıdır diyelim. Bir tanesi birazcık daha takım savaşlarına, özellikle dar bölgelerde çok daha etkili kılıyor. Diğeri ise birazcık daha hani böyle aradan çıkarma ve oradan nişancıyı aktif hale getirme noktasında. Bu arada direkt Nar'ı yasakladılar. Renekton'a karşı bunu görmek istememem de çok normal. Ama Renekton karşısında alabileceğimiz çok fazla şey var. Ki Starscream'in yani turnuvanın başından beri aslında gösterdiği performans o konuda benim birazcık rahatlamamı sağlıyor. Kesinlikle. Ya her şeyi yani oynayabilecek. İyi eşleşmeye de gitse çok iyi oynuyor, kötü eşleşmeye de gitse çok iyi oynuyor. Burada Darius bile belki tercih edebilir. Çünkü 3 tane yakıncıları var zaten. Bize karşı yapılan bir uygulama hiç de fena bir sonuç vermemişti. O yüzden üst taraftaki çok fazla opsiyonumuz var. Bu arada Jinx artık Kalista'yı yasakladık. Aphelios'a zorlamaya çalışıyoruz sanki Johnny. Evet. Aphelios. Böylelikle kaç tane? Toplamda 5 tane nişancı yasaklaması gördük. Ama yani şöyle, bir tarafta Holy Phoenix gibi bir tecrübe ve yeteneğin oldu. Diğer tarafta da Dogo gibi takımın belki de zayıf karnı olabilecek bir ismin olduğu eşleşmede çok normal bu denli. Sylas acaba düşünebilir miyiz? Çünkü iki oyuncumuz da Sylas oynuyor ve burada... Ve ultiler inanılmaz burada, yani dengeleyici. Sahip de aynı şekilde Sylas da acayip iş yapıyor. Yani bu noktada göstermeyip acaba? Tabii üst koridorda
Gangplank'in güçlü olduğundan bahsetmiştik daha ilk maçta. Varım, varım Johnny. Evet. Varım. Şimdi orta koridora bakalım. Yani Maple tabii bir tecrübe abidesi. Ufak bir Çin ziyareti de olmuştu. Geçtiğimiz sene içinde geçirdi. Şimdi PCS'e geri dönüyor. PSG Talon kadrosunda. Eğer bu gelirse nişancıyı hani birazcık daha kendini yetebilen bir nişancı olarak aldıkları için Thresh'i daha agresif oynama şansına sahip olabilecekler. Yani... Ama bu varken o kadar kolay değil. Bu noktada Kyvin geride durmak durumunda. Özellikle Nautilus'un yakaladığı bir hedefin üzerine güzel odaklanabiliriz. Son tercihlerinde orta koridor. Bakalım nereye gidecekler. Maple bize ne göstermek istiyor? Bir yetenek gücü şampiyonuna ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Zoe, Janskar. Oo, yan koridoru çok etkiler. Ben en bunlardan Viktor'a varım bu arada Johnny. Evet, en güvenlisi bu gibi. O onlar sayesinde. Bu tatsız. Şöyle tabii ultilere baktığımızda Gangplank ultisi direkt olarak dikkat çekiyor. Morgana fena değil. Nautilus gayet iyi. Yani gayet iyi ultiler var bu arada. Ay. Acaba. Gerçekten mi? Acaba. 2019 Dünya Şampiyonası. Avrupa'dayız, Berlin'deyiz. Royal Youth'un TBF'yi kazandığı sene. Closer'ın ellerinde. Oy, Yone geldi. Ya yani, orta koridorda da şey olduğu için. Zara attık Johnny. Zara attık. Fena değil. Neden fena değil? Genelde çünkü orta koridordaki büyücülere karşı rahat ettiğini biliyoruz. Harita açıldıktan sonra da ya iki eşyada çok rahat savaşabilen bir takıma sahibiz. Ya oyunun orta döneminde Gangplank ulti ile beraber gerçekten çok büyük etki yaratabiliriz ama oyun uzadığı takdirde hatta belli noktalarda savaşlarda Aphelios'a ulaşmak için bayağı canımız sıkılabilir. Çünkü Aphelios'un yolları birazcık taşlı gibi gözüküyor. Rumble'dan, Thresh'ten, işte bizden alacakları ultilerle beraber Sylas'ın yaratacağı etkiyle işimiz zor olabilir ama eğer koridor aşamalarını düzgün geçebilirsek orada böyle dün yaptığımız gibi gereksiz skorlar vermezsek ben kompozisyonumuzun oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Özellikle tekli koridorlarda gayet iyi tercihlerimiz var. Gangplank tercihini görünce ben mutlu oluyorum. Starsky'nin elinde olunca bu turnuva bazında çok mutluyum. Çünkü hakikaten çok iyi performanslar, iyi bir eşleşmeye gidiyor. Eğer zor durumda bırakılmazsa üst koridorda, hani böyle ikili üçlü kule altı dalışları yemezse haritanın her noktasını etki edebiliyor ve bu savaşlarda da bizim avantajlı olmamızı sağlar. Bakalım ve bunu kullanabilecek miyiz? Johnny şunu söyleyelim. Alt koridora tamamen istediğimiz şeyi aldık. Evet. Çok öncelik verdik. Farfetch bu takımın en değerli oyuncusuydu kış mevsiminde. Şampiyonluğa götüren en büyük etkenli kimilerine ve bana da göre. MSI'ya henüz Farfetch etkisini getiremedi. Bu karşılaşmayla beraber, bu seçim yasaklama ekranıyla beraber Holy Phoenix ve Farfetch'e dendi ki buyurun sahne sizin. Ki Holy'nin şu ana kadar da takımın tabii uluslararası anlamda en tecrübeli oyuncusu olarak üzerine düşeni belli noktalarda yerine getirdiğini söylemek lazım. Özellikle dünkü karşılaşmada bence gayet iyi oynadı. İlk gün Samira ile daha agresif olmalı mıydı? Takım ona katılmalı mıydı? Konuşuruz sabaha kadar. Gerek yok. Artık maç başlıyor ama önceliği onlara verdik. Bir de Serin'e karşı tercihi verdik. Starscream zaten ayakta kalan bir kale. Neden olmasın? Neden olmasın? Sadece Sylas rakipte kar topuna bağlamasın. İlk günde çünkü Sylas'a karşı çok büyük sıkıntılar çektik. Ya T-Nose'un ellerinde maçın bir noktasından sonra hakikaten çok büyük etki yarattı. Ve ultilerimiz çok tehlikeli, çok değerli ultiler. Hani Sylas ultisinden tut Morgana, Nautilus, Gangplank ultileri gerçekten çok sıkıntılı. O yüzden yani orta koridorda dikkatli oynayalım. Serin her zaman oynadığı gibi oynasın. O zaman maç bize doğru gelecek gibi hissediyorum. İnşallah ufak bir monitör problemi varmış bu arada Johnny. O giderildi. Yavaş yavaş artık vadiye iniyoruz. PSG Talon, FSP Wildcats mücadelesi, PCS temsilcisine karşı Şampiyonluk Ligi. Grupta şu ana kadar iki mağlubiyetimiz var. İlk gün Pain Gaming'in karşısında öne geçtik, kaybettik. İkinci gün Mad Lions'ı outmakro ettiğimiz noktalar oldu ama yine kaybettik. Bugün artık bir galibiyet istiyoruz. Bugün galibiyete muhtacız aslında gruptan çıkmak istiyorsak. Ve Starscream, Fatih, Gangplank. Güzel. Orada ufak tefek tabii takaslar. Çok bir etkisi yok maçın başında. O kurşun asker bu arada galiba ya. Sultan Gangplank bu arada. Adı da Fatih değil zaten. Fatih Trendemir de o şey kurşun asker almış. Aradan vermeye çalıştım. Olsun, hamaseti olsun. Geri ben aldım. o şeyi aldım ben. Hissettim yani.
Orada marşlarla falan. Hadi bakalım. Dogo. Performansı önemli olacak. Takımın en geç oyuncusu, turnuvanın en genç oyuncusu, takımın en yeni oyuncusu aynı zamanda. Ama dün bu PSG açıkçası Pain Gaming'in karşısında çok iyi oynadı. Evet. Korkuttu, bizi de korkuttu. İlk gün Mad Lions karşısındaki performansına kanmamak lazım. Serinin Yone'si bakalım bir etki yaratabilecek mi? Hepsine kolaylar gelsin. Yine söyleyelim, e-spor şansı yanlarında olsun. Evet. Ve alt koridorda keskin sağanak kaysa. Ve şunu söyleyeceğim. Dünkü maçta gördük. Farfetch çeşitli pozisyon hatalarından ötürü birazcık fazla skor verdi rakibe. Birazcık avantaj verdi. Bu maçta da yine pozisyon hatası yapması çok tehlikeli olur. Çünkü trash var. Şimdi çipa geldi. Kaiming'den güzel bir derisini yüz. Yalnız bu takasın avantaj tarafından biz çıktık. Tabii trash ile Naturlus arasındaki etkileşimde hep konuştuğumuz bir konu. Karşılıklı çipalar atıldığında Thresh'in ufak bir avantajı var Naturlus'a karşı. Yani ilk etapta derisini yüzde durdurup sonradan kendisi takası da devam ettirebilir. Böyle bir opsiyon ki zaten var. Burada ona evet. Yani sonrasında ölüm cezası yoktu tabii ki henüz seviyesi orada olmadığı için. Hanabi'den güzel oyun. Kesmiç'le beraber varil menzilinden çıkıyor. Orman rotalarına bakalım hemen. Ferit 12. River'da 12 oldu burada. Neredeyse birebir Johnny. Evet ama rotaları da benzer bu arada. Benzer ama biz bir tık daha hızlı gibiyiz bu noktada. Çünkü Morgana şu an kurtlara çoktan başladı. Rumble yeni vuruyor. Orta koridorda da iki tarafta da yenilmez var. Tabii yakın eşleşme, menzilsiz eşleşmelerde Sylas'ın ayağı çabuktan öte buna gittiğini görebiliyoruz. Uzun takasları sever o da. Ya yani Serin'in tabii karşısında bir menzili büyücü olmasındansa Sylas olmasını en azından şu dakikalarda tercih edeceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Starscream bu arada ilk geri dönüşünü gerçekleştirecek. Bu da ışınlanla koridora gelmesi gerekliliği anlamına geliyor. Ferit bu arada Zulüm toprağıyla aynı anda aldı ve bir anda çok hızlı bir şekilde Yampir Yengece'ye gidecek ama River da aynı hızla gidiyor. Ormancıların rotası neredeyse birebir. Yalnız yaptıkları da aynı bu arada. İki tane tekli koridorumuzda şu anda geriye döndü. Ferit ucundan girerse o çalıya gözükmeyecek. Gözüktü. Gözüktü evet. Gözüktü. Yani anlık bir durum yaşandı. Şu anda onlar yerimizi biliyor. Tabii keşke bu bilgiye bu bilgiyi aktarabilsek Wildcats oyuncularına ama şimdi ama geri dönecek zaten. Sıfırlıyor. Ve aynı anda çıkacaklar. İki ormancı da kendi merkezlerinden. Ve iki tarafta aslında rotasyonu tekrarlayacak. Burada ikisi de kayıcılarına gidecek. Üst tarafta onların ittirme avantajı var. Altta da öyle. Altta da aynı şekilde. Ama bundan çok zarar görmedik şu ana kadar. Yani bu bir şey dönüşmedi. Avantajını çevirebilecekleri bir görev henüz gözükmüyor. Işınlan geliyor arkaya bu arada. Oo. Bu ışınlan serinden gelecek orta koridordan. Dogo! Feneri biraz erken aldı. Yalnız onlardan da ışınlan geliyor. Hızlı davranırsak, Dogo'yu alırsak pek mümkün gözükmüyor. Bir anda burası 3'e 4'e dönüştü. Holy Phoenix'ten 3'lü çalıya doğru bir sıçra geldi. Alt koridorda oyunu biz yapmaya çalıştık. PSG Talon çok ciddi bir avantajla bu karşılaşmaya başlayacak. İşte o çıpa tutmayınca, bir de burada o kadar çok minyon var ki kule altın deneyecekler mi? Hayır, denemeyecekler gibi gözüküyor. Ya Dogo buradan çıkarsa en azından Holy Phoenix'e bu minyonları biçebilecek bir pencereyi bırakmış olur. Fener'e şimdi tıkladı. Holy Phoenix de görünmez şekilde geldi oraya. Çok kötü bir başlangıç. Evet. Hiç arzu etmediğimiz bir başlangıç. Bakalım oyunun ilerleyen dönemlerinde bunu tersine çevirebilecek kadar iyi oynayacağız mı? Ya şu anda kendimizi bir deliğe düşürdük. Yani 1300 altın çok altı sayılır bir üstünlük. Bir skor Sylas, bir skor Rumble'a gitmiş oldu bu pozisyonda. Şimdi Ejder'e başlıyoruz. Daha hızlı bir şekilde geri döndüğü için Farfetch. Yani burada çok iyi refleks veriyor Kaiving. Sonrası tutmayan bir çıpa. Yani çıpa tutsa da skor gelebilir. En azından bir skor alırdık gibi hissediyorum o pozisyonda. En azından Holy Phoenix hasar vurabilecek, menzile girecekti ama Holy Phoenix baktı yani orada hiçbir şey tutmadı. O da direkt pozisyonu uzaktan çünkü arkasından Sylas geliyordu. Yani tamamen burada yetenekler etrafta, tutan tutmayan yetenekler etrafında oynanan bir oyun oldu. Rakibin geri dönüşü bize daha ejderi fırsatını sağladı. Az da olsa dirençler yanımızda olacak. Farfetch'de haritaya hafiften artık etki etmeye çalışacak. Starscreen'in yanında önemli bir sayı çıktı. 6. Gangplank ultisinin etrafında oynayacak. Ya bu arada belki de o kule altı denemesini Gangplank ultisini bekleyerek de yapabilirdik. Belki de.
Yalnız bu son denememiz olmayacak gibi hissediyorum. Sonradan bir daha deneyeceğiz oraya. Ama dediğin gibi yani 6 olduktan sonra bunu yapsaydık daha büyük bir avantaj olabilirdi. Farfetch bu arada takım arkadaşına Serin'e bu Yampir yengeci hazırlıyor. Yok, Ferret gelecek oraya. Yampir yengeci alacak. Zırhını kırdı Yampir yengecin. Ferret'te kalıyor bu. Kaysa bu arada orta koridora geldi. Alamet oyunu mu yapmak istiyoruz? Starscream bu arada üst koridorda Hanabi ile olan birebirinde sıkıntıya girdi. Orta koridorda Holy Phoenix de Serin şu anda deneyim paylaşıyor. Yani tabii alt koridora Kaysa'yı tek başına yollamak pek mümkün gözükmese de rakipten önce aldığımız, karşı tercih yaptığımız alt koridor ikilisinin şu anda kendi minyonlarına bu kadar uzakta olması ve minyon farkının açılıyor olması tabii hoş bir senaryo değil Johnny. Evet. Arada yaklaşık bir 10 milyonluk fark var alt koridorda. Ortada bizim üstünümüz var. Üst tarafta ise yani şu ana kadar Renekton'un bir üstünü kurduğunu görüyoruz. Şimdi orta koridorda yani sıçrası olmadığını biliyoruz. 6 seviye Serin. Acaba bir şey deneyecek miyiz? Belli ki deneyeceğiz. Holy Phoenix de orada takip etmek üzere bekliyor ama Maple ya o kadar tecrübeli ki. Bir anda 1600 altını fırladı. Ya çünkü alt koridordan şu anda kaynak almıyoruz. Çok güzel ya, dondurdular. 46'ya 38'di. 55'e 38 oldu. Yani o koridoru bir şekilde bozmamız gerekiyor. Koridor öyle kaldı orada. Ya bu da tabii Morgan'ın aslında zararına olan bir durum. Çünkü onun ormanını alıyor şu ya an. Ya tabii bir yandan da o dondurmayı bozmayı Morgana'nın yardımıyla da evet, yapmak lazım ama PSG Talon açıkçası ilk gün yaşadıkları sıkıntıları biraz fazla hızlı atlatmış gibi gözüküyor. Madlands karşısında çok zayıf gözükmüşlerdi ama asıl potansiyellerini dün açığa çıkarttılar. Bugün de devam ettiriyorlar. Starscreen'den minyon dalgası temizlemek üzere kullanılan bir ulti. Bu da tabii tercih ettiğimiz bir senaryo değil. Birazcık daha agresif bir hamle için kullanmak isterdik. Rumble'ı yeni bilmiyoruz. Orada muhtemelen bir kule altından korktuğu için bunu yapmak zorunda hissetti. Ama hala ışınlanma olmadığı için de geri dönemiyor ve canı hiç ideal bir pozisyonda değil. Manası da aynı şekilde bu arada. Serin öte yandan şu anda karşılaşmanın bizim adımıza en iyi giden koridoru. 75'e 66 minyon sayısında önde Celad'ın çağrısını almış. Dolayısıyla Cyrus'ın can yenilemesini birazcık daha elimine edebilecek de bir eşya. Kaiming şimdi üst koridora gidiyor Dogo ile beraber. Ya ilk hamleleri sürekli onlar yapabildiği için alt koridorda uzun süre dondurduktan sonra minyon dalgası bir anda ittirip bir anda üst koridora döndüler. Tabi Starscreen şimdi oraya doğru yaklaşıyor ama kule altı onun için çok zor olacak. Bunun farkında olan Farfetch de oraya yardıma geliyor. Bir de oraya Rumble yaklaşırsa burada ya Dogo hakikaten bayağı bir kaynak aldı. Yani Dogo iki tane kule barikatı aldı. Öte yandan Farfetch'den fena deneme değil. Yolda yakalamak istedi ama alamete düşecek bu kule artık. Evet. Ve o alamet altını da, kule altını da. Şimdi bakalım çıpa tutacak. Kaylin yalnız başına yakalandı. Burada Starscreen'le bir skor güzel, çıkar güzel, mı? Güzel güzel. Son bir otomatik saldırı geldi. Güzel. Skoru aldık. Starscreen'in yalnız oradan çıkması lazım. İskor bütün çare yeterli olacak mı? Yeterli oluyor. Ferit bu arada yerine sabitledi rakibini. Çok güzel. Güzel de bir karanlık esaret. Bir de çıpa geliyor. Hadi. Dogo'ya hasar çıkmıyor mu? Hasar kim? Çok güzel. Serin verecek hasarı. Oh. Vaktinde geldi. Oh. Serin burada ikinci skoru da çıkarttı takımımız için. Ama bütün bunlar olurken alt koridorda barikatlar bir düşüyor. Silas da orta koridorda o barikatları alacak. Bunları istediğimizden, arzu ettiğimizden birazcık daha zor yapıyor gibi gözüküyoruz. Bu arada çok bir barikat gitmemiş neyse ki. Evet, ama birazcık ya tecrübe... defteri açtık John, defteri açtık. Aynen, açtık, bir cevap verdik. Tekrar Zeyn'in pozisyonu. Farfetch burada pozisyon dışında kalan Kaiving'in üzerine gidiyor. Kaiving'in de bu saçma sapan hareketi için çok teşekkürler. Evet, sonradan bir de ölüm cezasını çok fena bir şekilde ıskalıyor. Sonradan devam ediyorlar, öldürürüz diyorlar ama Sarskin hayatta kalıyor, hatta kaldığı gibi bir de üzerine orada bayağı vakit alıyor. Ve devamında da oraya Serin ultisinin son pikselinden yakalıyor, ucundan yakalıyor ve skor almayı başarıyor, Dogo'yu öldürüyor. Güzel. Hakim Ferit da rakiplerini müebbete mahkum etti. Starscreen'e sıçra geldi. Tek başına 1'e 3 çok zor. Dogo'ya bir skor daha gidecek. Daha doğrusu ilk skor olacak bu Dogo'nun muhtemelen. Starscreen'i almayı başardı. PSG bu arada şimdi buraya alameti de açacak. İlk kuleyi de almaları anlamına gelecek bu. Diğer kulelere baktığımızda ise herhangi bir avantajımız yok. Pozisyonumuz da yok. Farfetch aşağı gelmeye çalışıyor. En azından minyon dalgasını zulüm toprağıyla birazcık hafifletmeye çalıştık ama tabii pek mümkün değil. Ve River burada alameti bırakacak mıdır? Alameti bıraktı. Bu kafayla alamayacaklar. Yetmedi. Ama yani arkasından gelecek 3-4 tane otomatik saldırı yeterli olabilir. Karanlık esaret de geldi. Farfetch'e gelen ölüm cezası. Dogo ah. Yakın. Bak bu iki oldu ama hadi Farfetch oğlum.
Belki Thresh'e deneyebilir bunları. Birazcık daha böyle hani sürekli nişancıya doğru atıyor ama. Peki. 2706. önü. Yani maç ellerimizden gidiyor. Farfetch'de yakalanacak gibi burada. Maple ultisini de çaldı. Neyse kapanmayı tercih etmediler. Yani bu tempoyla gidersek 2806'ın 3000'e çıkıyor. İlk kuleyi alacaklar. 3500 civarına gelecek. Aphelios'un olduğu bir kompozisyona karşı cevap verebilecek durumda değiliz. Evet. Ki Rumble henüz bir faktöre dahi dönüşmedi. Yani bu savaşları yapmak da kolay olmayacak Rumble'ın olduğu. Ferit'in pozisyonu güzel yalnız. Kontrol totemini bıraktı. Görülmediğini biliyor ve Kaiming'i yakaladı. Sıçası Kaiming ölüm cezasını kullandı yalnız. Arkaya gelen ışınlan dengeleyici de Holy Phoenix'i ve Serin'i takımdan ayırdı. Holy Phoenix ultiyle girdiği yerde eriyor. Serin de girdiği yerde özgür ruha dönemeden ölecek. Bu karşılaşma bizim adımıza çok hızlı felakete dönüştü. 3 gün içerisinde en zayıf oyunumuzu da bugün sergilediğimizi ne yazık ki söylemek durumundayız. Katliam. 5000 altın katliamı da verdik. Dajlerini de vereceğiz. Düzeltiyorum alevejlerini. Yani alt koridorda başlayan olaylar silsilesi. Evet, yukarıda üst koridorda bir şeyler yaptık. Orada iki tane skor çıkardık ama sonra ilk önce Starscreen tek yakalandı. Ve bu pozisyonda da üzerine yani tek taraflı bir katliam. Hiçbir şey alamadan üzerine ejder. PSG oyunu aldı, kopardı, götürüyor şu an. Ya bundan sonra ufak çapta da değil, büyük çapta bir mucize lazım. FSP Wildcats'in bu karşılaşmayı kazanması için. Ya tabii Holy Phoenix'in burada bir şeyler istemesini gayet iyi anlayabiliyorum. Dogo'yu da almayı en nihayetinde başardı burada Ferit ama ya devamında öylesine anlatılması güç anlar yaşanıyor ki burada. Yani yok ya hani o Rumble'ın devreye giremediğinden bahsetmiştin ya. Rumble burada öyle bir hasar çıkarıyor ki o bir araya toplanmış şampiyonlara. Hakikaten cevap veremedik. Holy Phoenix birazcık kendisini feda etti o pozisyonu. Yani birebir değişmeyi düşündü. Rakip Aphelios'la. Bunu da yapmayı başardık. Ama o gidince geriye de çok fazla bir hasarımız kalmadı. Ki zaten en büyük tehdit de şu anda Aphelios değil. Gerçi en fazla altın onda. Tabii ilk kuleyi alması onu bir anda çok ciddi zenginleştirdi. Ama en büyük tehdit şu anda sanki Rumble ve Sylas gibi gözüküyor. İki tane yetenek gücü şampiyonu. Bizi anında eritecekler. Evet. Bizim ultilerimizi eritecekler hem de. Ve alt koridorda 2000 altın gerideyiz. Ya şimdi birazcık oyunu tabii yavaşlatmaya çalışmamız lazım. Bilmiyorum, bunu yapmak çok kolay olmayacak. Yani bir ihtişamlı eşyaya karşılık bizim elimizde şu an ihtişamlının sadece parçaları var nişancı bazında. Aphelios çok hızlı bir tempo ile ilerliyor. Bakalım Dogo'ya burada bir şeyler deneyecek miyiz ama arkası var onun. Yani Thresh orada olduğu sürece denememek daha mantıklı. Farfetch hatta buradan çıkmayı bile düşünebilir. Çok tehlikeli bir pozisyon orası. River de ultisi de bekliyor. Orada bir şey olması ihtimaline karşı. Ya savunmayı engellemek için bile kullanabilirdi. İstemedi burada bunu yapmayı ama. Ya şu anda tamamen haritanın kontrolü PSG Talon'a ait. Onların yanlış bir karar vermesini umacağız. Bunu bekleyeceğiz. Dogo'ya ve Kaiving'e bırakacak mı River burada acaba alameti? Onların alması için. Yok, bırakmadı. O da yardımcı oluyor. Maple'la Serin arasında mücadele. Maple ileri atıldı. Bunu acaba cezalandırma şansımız olurdu? Olur mu ama karanlık esaret tutmayınca tabii pek mümkün olmuyor. O tutsaydı bu arada belki skoru alırdık. Belki ultiyi denesek de orada bir şeyler olabilirdi ama onu da düşünmedik. Yani bizim sıfır ihtişamlı eşyamıza karşı onların üç ihtişamlı eşyası olması... Dört. Ya ben söylerken üç diyor. Allah Allah sen de ya. Tam o an daldı ama ya. Dayanamadım. Altın grafiği ekranlarda ama ben şimdi elimle kapattım ekranın sol tarafını. Bakmıyorum. Sadece şu anda Sihirdar Vadisi'ni görüyorum. Gerçekten korkunç bir tablo. Evet. Ve River şimdi dengeleyiciyi tamamen bu kulenin savunmasını kaldırmak için kullanabilir. Yine kullanmadı. Ya tehdit olarak tutuyor şu an. Her an gelebileceği tehdit. Bir Malphite'ın kıvamında diyorsun. Aynen. Ya oradaki bütün hareketlerimizi yavaşlatıyor, kısıtlıyor. Ve şu an bu arada çok güçlü. Yani bitmiş olan gece tırpanıyla beraber dokunumunu yok eder. Hanabi'nin pozisyonuna bakar mısın? Yani ormanımıza kadar çok rahatlıkla girebildi. Ulti de tutmadı Ferit'ten. En azından yerine sabitleyemedi. Ya tabii şu anda biz bir kişiyi üç kişiyle kovalama durumunda olan takımız. Altın farkı bize bunu zorunlu kılıyor.
Oradan da tabii herhangi bir şekilde istediğimiz çıkaramayınca kuleleri cevapsız şekilde kaybetmeye devam ediyoruz. 6000 altına çıktı şu anda fark. 1 dakika 20 saniye sonra Bulutejder'i. Yani şu karşılaşmada telafi, daha doğrusu teselli bulunur mu bilinmez ama Bulutejder'i bulut ruhu olacak. Ya bizim Yone ultisi de bir şeyler belki yapma ihtimalimiz var ama onun haricinde ya Yone ultisi içerse Gangplank ultisi, hani ikisinin kombosuyla belki bir şeyler yapılabilir. Onun haricinde ama işimiz çok zor. Serinin ilk ikisinden güzel kaçtı ama ultiyle beraber burada dengeleyicinin verdiği hasarın skora dönüşmemesi için uzamak zorunda kalıyor. Hanabi gelecek arkadan bu arada, bir totem bırakıp girmek ister mi oraya? Neyse ki tercih etmedi. Ferit da geliyor, zulüm toprağını bırakacak, karanlık eserti bırakacak. GB'den de ulti geldi. Yani bunların tamamını görev kaybetmemek için kullandığımız sürece buradan hani artı artı yazamayacağız. Yani eksi yazmıyoruz. Yalnız bunu yaptığımızda. Yalnız Starscream kötü pozisyonda, çok hasarı var orada bu ikilinin. Oli Phoenix'de Maple'la 1'e 1 kalmış. 9'a 3 oldu. 10'a 3 oldu. Daldık. Farfetch'le beraber 11'e 3 mü olacak? İlk iki karşılaşmada. Özellikle dün Mad Lions karşısında gösterdiğimiz karakteri göstermekte güçlük çekiyoruz. En azından bir skor çıktı. Kyving'in üzerine doğru gidecek mi Serin? Özgür Ruh'a geri dönüyor. Ya buradan sonrası tabii acılı kısmı işin. Oyunun erken dönemlerinde istediğimizi yapamadığımız için şu anda onlar ne isterlerse onu yapıyorlar. Ya kendi adıma bu seçimi yasaklama ekranında çok önem verdiğimiz alt koridordan birazcık daha iyi ayrılmayı beklerdim, açık konuşayım. Evet. Ya bir planımız vardı. Erken bir ışınlanma orada dengeleri bozmak istedik ama çok istediğimiz gibi oldu. Bu arada hiç bekletmeden bu arada yani bir an bile durmadan orada Maple Holy Phoenix üzerine sıçrıyor ki Holy Phoenix bu sırada muhtemelen alışveriş yapıyordu. Yani o Silas'ı gördüğü anda o geri dönüşü bozması gerekiyordu. O tepkiyi veremeyince Silas için çok basit bir skor olmuş. Tabi bu da birazcık yani maçın başından beri olan şeylerin artık böyle tabii yani dikkati bozması, konsantrasyonda giden şeylerin etkisi gibi hissettiriyor. Yani tabii rakip takıma verdiğimiz skorlar şu dakikalarda birebir kaldığımızda başımıza gelenlerin sorumlusu oluyor bir miktar. 4-0-4 Rumble, 4-0-2 Silas. Bizim tarafta tabii serinin iki skoru olması kendi içinde iyi bir haber. Gangplank'ten çünkü bahsederken bir şekilde faktör olabileceğini de söylüyoruz ama Gangplank'in de 51 milyon geride olması. Evet. Passsız. Yani koridorun başından beri hep böyle geride kaldı. Minyon sayısında Starscream. Baskı da iyiydi. Hep böyle bir tehdit vardı üzerinde. Bakalım yani şu an bizim yapacaklarımızdan öte onların yapamadıkları önemli. Zor dakikalar, rakibin insafına kalmak. Onların yapacağı hatayı değerlendirmeye çalışmak. Yalnız işte şöyle, daha genç bir takım olsa, daha tecrübesiz bir takım olsa bir noktada, ya Mad Lions olsa mesela, bir noktada topu düşürmelerini bekleyebilirsin ama ya bu takımda Maple'ın tek başına MSI'nin en tecrübeli oyuncularından olması, evet. Hanabi'nin ondan az kalır bir oyuncu olmaması gibi konular arka arkaya toplanınca, ki Kyving de aynı şekilde bu arada. PCS'de bölgeler birleşmeden önce Kyving'in performansları vardı yine uluslararası turnuvalarda. Bütün bunlar da varken şu anda Wildcats adına bir galibiyet ummak açıkçası çok makul gözükmüyor. League of Legends her şey olur. Nexus yıkılmadan maç bitmez. Ama PSG Talon Nexus'u yıkmaya arzu ettiğimizden çok çok daha yakın 20. dakika itibariyle. Yani şu an Doga'ya ulaşmak, yani maçın başında böyle bir ihtimalden bahsetmiştik. Çok zor, onun yolları çok taşlı. Ulaşsak bile öldürebilecek hasarımız var mı? Ve oraya giren şampiyonlarla arkadaki şampiyonların bağlantısını koparacak diğer etkenler. Ya Dogo bu maçta 3 kere öldü ama ya bu dakikadan sonra 2 eşyasını bitirmiş olduğu için çok daha rahat olacak, çok daha büyük bir tehdit yani olacak. Sıkıntı şu, Dogo şu anda en büyük tehdit dahi değil. Değil. Bence Maple daha büyük tehdit. Maple yani Rumble. Bizim odamız şu an Dogo'da ama dediğin gibi. Ya Silas ilk günden beri bizim başımıza çok sıkıntı, dert açtı. 8300 altında. Onu çok yakından takip eden iki şampiyon daha var ama en zenginleri Aphelios tabii ki, kaynakları alan. 9100 altında yani o kadar fazla bir altın farkı var ki. Bakalım. Yani bizim bilmiyorum Yone ile
bir takım savaşı yapma ihtimalimiz hala mevcut ama o savaşı kazanacak gücümüz var mı? O konuda emin değilim. Ya böyle canları çok indirip... Oh, bu arada Farfetch kötü bir pozisyonda. Evet, çıkacak oradan hızlı bir şekilde. Baron görüşünü almak bile artık çok çok zor bir... Lükse dönüştü tatsız evet. Bir şekilde. Çok zor bir görev. Alt tarafta şimdi Renekton Syrek ittiriyor. Üst tarafta Sayla Syrek ittiriyor. Ya böyle bir ihtimalleri de var bu arada. Yani kompozisyonları birazcık daha böyle esnek olduğu için. Of, çok kötü tehlikeli. Kapatacaklar. Çok kötü kapatacaklar. Ölüm cezası neyse ki tutmadı. Dengeleyici Farfetch'i kötü noktada bıraktı. Farfetch düşecek. Serinin içeri girmemesi ayrı ne olur. O da zaten bunun farkında. Özgür Ruh'a geri döndü. Yani 7000 altın geride olmasak, 3000 altın geride olsak da kaybedeceğimiz pozisyondu evet, evet, bu. 7000 altın geride olunca kayıp daha hızlı oluyor. Star Screen'in arkasından Maple geliyor. Keskin Gagalar en azından az da olsa bir ona bir koruma sağlar. Ferit de yakalandı. PSG'm Talon artık işi nasıl bitireceğine karar verme aşamasına gelmiştir diye düşünüyorum. Maple bu arada Gangplank ultisi içerisinde kaldı. En azından Maple'ı alabileceğiz mi? Kral Katil de öyle bir can yeniliyor ki. Bir ara böyle %50 canın üzerine çıktı. Tekrardan vurduk ama yetmedi. Şimdi Hanabi'yi alabilir miyiz? Sahip biter mi? Güzel. Vallahi biter. Teselli ama harika. Diğer tarafta yetecek mi? Bakalım. Yeter yeter. Yani River'ın çarpı şu anda kullanılabilir durumda. Can yeniliyor. Yetmese mi ya? Yetmese. Peki. Ya Johnny bunu 7000 altın geriye düşmeden önce düşünmeliydik gibi geliyor bana, ne dersin? Doğru diyorsun. Ben 7000 altın derken 8'e çıkmış. Serin şimdi Kaiving'i yakalamaya çalışacak. Yandan geri döndüğü Maple. Yerde Maple bekliyor onu. Çıpa bu sefer tuttu. Ama Serin'in hayatta kalması için yeterli olmayabilir. Dengeleyici harika geldi. Ya tabii yani tercih elimizdeyken Rumble'ı seçmek belki de bu yüzden önemli. Ya Morgana tek noktada harika etki sağlıyor haritaya ama Rumble dengeleyici gibi bir şeye sahip bir şey diyebiliyorum. Evet, burada o şey canımızı çok sıktı dediğin gibi ve şimdi 3. ejderi alacaklar. Çok rahat bir şekilde oraya gitme lüksümüz yok. Baron zaten üstlerinde 2300 altın bir fark oluşturmuş. Baron ekstradan 10.000 altına yaklaşan bir durum söz konusu. 9.000 civarlarında şu an. O alınan kulelerle beraber. Fark daha da artacak. Biraz böyle tabii acı dolu bir süreç yaşıyoruz. Serin içeri giriyor. Özgür Ruh'a döndükten sonra yandan gelen Maple, Sylas önce bir orada hep bu tutturuyor. Sonrasında yani River o kadar uzaklardan ultiyi bırakıyor ki çok rahat bir skor oluyor. Sonrasında da bir zıpkın artı sıçra gördük. İki tane daha net skor. Ferit'ten güzel oyun bu arada. Maple'ın daha fazla yaklaşmasını engelledi ama buradan çıkmak için tabii daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Ferit herkesin ortasında kronometreyi de kullandı. Arkada Star Screen ölüm cezasına yakalanmış. Yani Ferit'in o kadar kişiye kitle kontrol attığı bir noktada yani bir gram hasar çıkartamadık. Tabii bu noktada 8000, 9000, 10000 saymaya devam ediyor altın farkı. PSG Talon yavaş yavaş karşılaşmayı bitirmeye doğru gelecek. 25. dakikanın içindeyiz. Ya tabii maç bizim için 4. dakikada alt koridorda bitti gerçi ama daha evet. Fazlasını yapabilmeyi dilerdik. Bir planımız vardı, denedik. Olmadı. Oradan oluşan fark kartopuna dönüştü, çığa dönüştü ve şu an böyle bir sahneye bakıyoruz. Maalesef. Bizim adımıza tabii turnuvada gruptan çıkma ihtimali matematiksel olarak devam etse de gruptaki bütün takımlara yenilmişken pek artık umut edebileceğimiz bir ihtimal olmaktan çıktı. Geri kalan karşılaşmalar Pazartesi günü oynanacak bizim grubumuzda. Orada bir prestij galibiyeti almayı hedefleyeceğiz. Yani PSG'nin ne kadar hani tehlikeli bir takım olduğundan bahsetmiştik. Ya ilk gün ne güzel yemlemişler be Cüneyt. Evet, evet. Ya Holy Phoenix bu arada savaşa giremeden neredeyse hiçbir şey yapamadan düşecek. Yani o kadar fazla uzaktan hasarlar gelecek. Zaten Hanibe oraya gittiğinde yani otomatik saldırı falan çok bir önemi kalmıyor. Önce bir Rumble ultisi yiyor. Sonradan bir Aphelios ultisi yiyor. Zaten Holy savaşa giremeden canının neredeyse %70'ini falan bırakıyor. Gerisi de Renekton yani. Klasik Renekton. Kes biçmiş bir şeyler.
5-0-11, 8-0-4. Maple River ortaklığı şu ana kadar muazzam bir etki yaratıyor. Yani tabii Maple'dan korkuyorduk. Ama bu kadar da coşmasaydı keşke. Değil mi? Seri yalnız helal olsun, minyon sayısı inanılmaz. 250 minyonda. Evet. Ve hani bu da alınmış bir süper minyonların geldiği bir koridordan kazanılmış bir üstünlük değil. Yeni aldılar üst koridorda inhibitörü. Tabii Zürt tesellisi bu. Maçın şu dakikasında üst koridordaki inhibitörün ardından orta koridor ve alt koridora da yaklaşıyorlar. Yani bu arada Pain Gaming eğer ki Mad Lions maçını kazansaydı PSG Talon'un gruptan birinci olarak çıkma ihtimalinin ne kadar artacağını düşünmek ilginç. Tabii tabii, yani ilk maçtaki o yani Mad Lions'a biraz böyle hazırlıksız, böyle nasıl diyeyim, garip yakalandı. İlk olmaz Jonio birazcık ha. Sanki. Ama bir sonraki maçta bence PSG çok kafa kafaya oynayacak Mad Lions'ta. O yüzden yaratıyorlar. %100. Starscream kendi ultisinin tadına baktı. Hoşuna gitmemiş olsa gerek. Çeyrek can kaybetti. Arkadan gelen River'ın bir zıpkını. Yarı can. Ferit bu arada arka tarafta ultiyi kullanmış. Maple kronometrenin Zonya'nın içerisinde. Ferit'in az önce kullandığı kronometrenin ardından çevirdiği Zonya bir süre daha hayatta tutacak kendisini. Serin içeri doğru girmeye çalışıyor. Serin dışarı doğru çıkmaya çalışıyor. 13 bin altınlık üstünlük. Acılarımızı dindirseler artık keşke. Ya Maple'ın yaptığı şeye bakar mısın? O kadar rahat ki. Of. Yani Yone ultileri karşılaştı. Ama daha iyi Yone kazandı yalnız burada. Holy Phoenix buraya kadar dedi. Maple'ı da skor almadan yollamadık ama biz grup aşamasının ilk kısmını galibiyet alamadan kapatıyoruz. Tekrarlayalım. Pazartesi günü saat 4'te Mad Lions karşısına çıkacağız. Saat 6'da PSG karşısında olacağız ve saat 8'de de Pain Gaming karşısında olacağız.